Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle el nakışında yapraklarda yaprakta kenar süslemelerinde kullanılan başak işini yapacağız. Yine düz bir çizginin üzerine iğnemizi sabitliyoruz. Bir adım aşağıdan sağ veya sol taraftan V şeklinde çıkıyoruz. Tekrar ipimizin çıkış noktasından sağ tarafa batıyoruz. Tekrar ipimizin çıkış noktasından bir adım aşağı iniyoruz ve ipimizi 3 ilmeğin altına geçiriyoruz. Tekrar ipimizin çıkış noktasından sağ taraftan veya sol taraftan fark etmez V şeklinde çıkıyoruz. Tekrar her zaman ipimizin çıkış noktasına tekrar dönüyoruz. Bir adım aşağıdan iniyoruz. Şimdi tekrar ilmeklerin altından iğnemizi geçiriyoruz. Tekrar iğnemizin çıkış noktasından sağ tarafa ve verev şekilde çıkıyoruz. Tekrar ipimizin çıkış noktasından sol tarafa verev geçiyoruz. Tekrar ipimizin çıkış noktasından bir adım aşağı iniyoruz ve ipimizin altından iğnemizi geçiriyoruz. Tekrar ipimizin çıkış noktasından iğnemizi verev şekilde çıkıyoruz ve aynı çıkış noktasından tekrar sol tarafa verev geçiyoruz ve bir adım aşağı iniyoruz. İpimizin altından geçiyoruz. Tekrar ipimizin çıkış noktasından bu şekilde bir sağdan bir soldan çıkıyoruz. Bir adım aşağı iniyoruz. Arkadaşlar, başak işini de bu şekilde işliyoruz. Kenar süslemelerde, yapraklarda çok kullanılan bir teknik. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.